الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena, iki cihan serveri, alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamla başlıyorum. Rabbim bu sabah sohbetinde birlikteliğimizi kabul eylesin. Rızasını kazanmaya vesile olacak amellere bizleri muvaffak eylesin. Rabbim kitabında örnek olarak, numune olarak, rehber olarak en güzel örnek ifadesiyle İki peygamberini özellikle zikrediyor. Üsvetün hasene ifadesi kitabımızda iki defa geçiyor. Biri Hazreti İbrahim aleyhisselam için, biri de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için kullanılıyor. Estağfirullah, bismillah. Lekad kâne lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âkhira ve zekerallâhe kethîra. Ant olsun ki, yemin olsun ki sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü ümit edenler için, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için, Allah'ı çok çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Ve inneke le'ala hulukin azim. Ey Resulüm, sen gerçekten muazzam bir ahlak üzerinesin ifadesiyle yine bize örnek gösteriliyor. Kitabımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve diğer peygamberlerden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onların unutulmaz bir takım şeref levhaları bizlere zikrediliyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Sizler insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu hitabın ilk muhatapları, öncü kuşak, öncü nesil ashab-ı kiram. Cenab-ı Hak makamlarını âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İfadeye dikkat edin. İnsanlar için çıkarılmış, insanlık için ortaya çıkarılmış, İnsanlık için görevlendirilmiş, insanlık için özellikle yetiştirilmiş en hayırlı ümmetin ilk nesli sahabe-i kiram. Kitabımızda Fetih suresinde Muhammedur Resulullah ifadesinden sonra vellezîne ma'ahu, onunla birlikte olanlar zikredilir. Onunla beraber olanlar, onunla beraber olan insanlar ikiye ayrılır. Onunla hem fizik hem ruh birlikteliği yaşayanlar, sahabe dediğimiz ilk nesil, ve onunla beraber gönül birlikteliği yaşayanlar, sahabeden sonra gelen, kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler. Ben kardeşlerimi özlüyorum demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Cennetül Bakî ziyaretinden sonra evelesna ihvaneke ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz dedi sahabe-i kiram. Entüm ashabi, siz benim ashabımsınız.
arkadaşlarımsınız, yakın dostlarımsınız. وَلَكِنَّ اِخْوَانَنَا الَّذ۪ينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدٍ Bizim kardeşlerimiz henüz dünyaya gelmeyenlerdir. Bizler için, müminler için kardeşlerimiz ifadesini kullanan bir peygamberi zişan. Rabbim onu layıkıyla sevmeyi, ona layıkıyla uymayı, gerçekten onun yolundan gitmeyi nasip eylesin. Onunla beraber olan ashab-ı kiram, Allah kendilerinden razı olsun. Radiyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır ifadesiyle naklediliyor. İkiye ayrılıyor. Muhacir ve ensarlar. Sahabe-i kiramdan bahsederken Kur'an-ı Kerim öncüler diye bahseder. Es-sabikun es-sabikun. Öncüler. Öncü kuşak. Öncü nesil. Ve bu öncülerin öncüleri ilk 10 sahabi, ilk Müslümanlar, tamamı hicret ehli ve cennetlik oldukları birer birer sevgili peygamberimizin diliyle ifade edilmiş. Ebu Bekir'in fil cenne ve Umar'u fil cenne ve Osman'u fil cenne ve Ali'yun fil cenne. Son derece sade, son derece açık ifadeyle. 10 sahabinin cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşerenin tamamının muhacir olması bir tesadüf değil. İşte bu öncü kuşağın bir de öncüsü vardır. Öncü neslin öncüsü, öncüler öncüsü. Her açıdan imanda, ibadette, takvada, ilimde, cihatta, tebliğde, infakta, göz yaşında öncü. Her açıdan öncü ashab-ı kiramın, öncü kuşağın öncüsü Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ente sahibi fil havd. Ya Ebubekir, sen cennette Kevser havuzunun başında benim arkadaşım olacaksın. Ente sahibi fil gar, mağarada benim arkadaşım olduğun gibi. Ente atikullah minen nar. Ya Ebubekir, sen yeryüzünde Allah'ın cehennemden azat ettiği kişisin. Müjdeler, müjdeler. Her fırsatta, her zeminde, her konuda müjdelere layık olan bir zat Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh. İktedû billezeyni min ba'di Ebi Bekir'in ve Ömer. Benden sonra şu iki şahsiyete uyun. Ebu Bekir ve Ömer. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyulacak kişilerin başında Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i zikretmişti. لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَل۪يلًا لَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَل۪يلًا Ben dost seçecek olsaydım, dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. اَلَا وَاِنَّ صَاحِبَكُمْ خَل۪يلُ اللّٰهِ Bu sizin peygamberiniz, arkadaşınız Allah'ın dostudur. Ben kendime dost olarak Rabbul Alemin'i seçtim. Eğer beşerden bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Efendimiz buyurdular ki namaz ehli olanlar cennete namaz kapısından çağrılacak. Oruçlular Er-Rayyan kapısından çağrılacak. Cihat ehli cihat kapısından çağrılacak. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh müsaade istedi. Ya Resulallah, fehel yud'a ehadun
min tilkel ebvâbi kulliha kalenam. Bütün bu kapılardan çağrılacak olan bir kimse var mı? Cennetin bütün bölümlerinde birinci olan bir kişi var mı? Evet dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ercu en tekune minhum. Ümit ederim ki sen böylelerindensin. Sebep nedir? Bugün içinizde teheccüd namazı kılan var mı? El kaldırılıyor sahabe-i kiram. Bugün içinizde bir cenazede bulunan var mı? Bugün içinizde bir hasta ziyaretinde bulunan var mı? Bugün içinizde sadaka veren var mı? Bugün içinizde oruçlu olan var mı? Soruyor, soruyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh eli hep yukarıda. Ve cennete davet edilirken bütün dersleri %100 pek iyi olan Allah Resulü'nün en güzide talebesi Ebubekir radıyallahu anh. Cennetin bütün kapılarından çağrılmaya layık olan zat Rabbim şefaatine nail eylesin. Tarihin en güzide şahsiyeti peygamberlerden sonra. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde dua ediyoruz. İhdine sıratel müstakim. Bizi en doğru yola ilet ya Rabbi. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin, İkram ettiğin kişilerin yoluna ilet ya Rabbi. Değer verdiğin kişilerin yoluna ilet. Ve bunlar bir başka ayet-i kerimede tek tek sayılıyor. Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve sâlihîn ve hasune ulaike rafîkâ. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Peygamberlerden sonraki makam sıddık makamı, sıddıkîn, en sadık olanlar, sadakatte zirve olanlar. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz miraca çıkmıştı da, miraç dönüşünde gördüklerini Mekkelilere anlatmıştı. İnkar ettiler. Birileri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a gitti. Senin arkadaşın dediler. Alaylı bir tarzda bu gece Kudüs'e gitmiş, göklere çıkmış, neler anlatıyor neler. Henüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinlememiş. O sabah henüz görmemiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Peygamberimiz görmeden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a olan bağlılığını çürütmek, bozmak isteyen müşrikler. Bunu kim söyledi? Muhammed söylüyor dediler. İn kâle huve fekad sadak. O söyle diyor. O söylediyse mutlaka doğrudur. Peygamberimizin mübarek ağzından daha henüz duymadan o söylediyse mutlaka doğrudur diyen şahsiyet. İşte bunun üzerine Peygamberimiz ona es-sıddık, sıddık lakabını verecektir. Çok çok doğru. Doğruların zirvesi. Doğrulukta, sadakatte zirve şahsiyet. Sıddıkının ilk derecesini işgal eden Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Onun kızı da Aişe es-Sıddık'a olacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kendisine soruldu. Ya Resulallah, en çok sevdiğiniz kimdir? Aişe dedi. Ya Resulallah, erkeklerden demek istedik. Babası dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebuha. Yani bu ifadeleri kadının asla değer verilmediği bir zamanda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin son derece açık sözlülükle söylediği bir ifade. Hazreti Ebubekir ailesi tamamı sahabi olan aile. Annesi, babası, çocukları, hepsi tek aile. Sahabe-i kiram arasında hem anne, hem baba, hem çocukları Peygamberimizin sağlığında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağlığında hepsi Müslüman olan aile. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık babasını getirdi. Ebu Kuhafi, ya Resulallah, babam Müslüman olacak. Bu yaşlı Müslümanın biz ayağına gitmeliydik dedi.
Hayır ya Resulallah. O Resulullah'ın ayağına gelecek. Evet, sıddık makamı. İman noktasında müthiş bir imana sahip ilk Müslümanlardan, ilk Müslüman Hazreti Hatice validemiz, erkeklerden hür olanlardan ilk Müslüman da Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet, Peygamberimizin hicretinde arkadaşı, o mübarek yolculukta, tarihin en bereketli, en feyizli yolculuğunda Hazreti Ebubekir Sıddık arkadaşım. İnfakta öncü, en çok sadaka veren, en çok infak eden, en çok dağıtan zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık. Tarihin en güzel yarışması Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer arasında geçmiştir. İnfak yarışı. Ne vermişse Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir kat kat vermiş. Tebük seferinde cihada destek, cihada katkı için sahabe-i kiram seferber oldular. Hazreti Osman radıyallahu anh miktar bakımından gerçekten muazzam bir meblağ cihada katkı olarak geldi, getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh malını ikiye ayırdı ve yarısını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam huzurunda cihada destek olarak verdi. Ve şöyle diyor: El yevme esbiku Eba Bekir'in in sebaktuhu. Geçebilirsem bugün Ebu Bekir'i geçeceğim. Hazreti Ömer'in sözü. Hiç geçemedim. Hiçbir konuda geçemedim ama bugün Ebu Bekir'i geçeceğim dedim. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını getirdi. Efendimiz sordu: Fema ebkayte li ehlike ya Ebu Bekir? Ailene ne bıraktın? Ebkaytullâhe ve Resûle. Ebkaytü lehumullâhe ve Resûle. Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Malının tamamını Allah yoluna veren, sanki bir çul gibi bir şeye böyle bürünen Hazreti Ebubekir Sıddık'tan bahsediyoruz. Ve Hazreti Ömer dedi ki: Vallahi la esbikuhu ila şeyin ebeda. Bundan sonra ben asla onu geçemeyeceğim. Evde hiçbir şey yok. Eve misafir davet eden ve evdeki bereketin kat kat arttığına şahit olan insan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh tebliğde, irşatta, emr bil maruf nehyanil münkerde zirve şahsiyet. Siz dedi şu ayeti okuyorsunuz. Aleykum enfusekum ayetini. Aman kendinize dikkat edin. Siz hidayete erdikten sonra insanların sapıtması size zarar vermez ayetini okuyorsunuz. Siz yanlış anlıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduk: İnnen nase izâ ra'avu zâlime felem ye'khudu alâ yedeyhi evşeke en ye'ummehumullâhu bi'ikâbin minhu. İnsanlar zalimi görür de onun elini tutmazlarsa pek yakında Allah onlara umumi felaketler, umumi belalar verir. Müminin görevi bir haksızlık gördüğünde mutlaka o haksızlığa eliyle, diliyle, gönlüyle müdahale etmektir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de en çok beraber olan, en sık beraber olan, hayatının tamamını Peygamberimizle geçiren zat. Hazreti Ali radıyallahu anh gibi İslam'dan önce asla puta tapmamış, asla şirk koşmamış, asla yalan söylememiş. İslam'dan önceki peygamber, nübüvvetten önceki hayatı da tertemiz bir Müslüman. Bir cemiyet kuruldu Mekke'de. Bu cemiyetin adı,
Bu cemiyetin adı Hilful Fudul. Faziletliler, Erdemliler İttifak. Bu cemiyetin baş üyesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir Sıddık, Varaka İbni Nevfel ve diğerleri. Bu cemiyet mazlumlara destek cemiyeti. Yolcular, işçiler, işsizler, köleler, hizmetçiler, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in zulmü altında inleyen insanlar bu cemiyete başvururlardı. Ve bu cemiyetteki yöneticiler, idareciler mazlumlara destek olurdu. Yıllar sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de Hilful Fudul ismi geçtiğinde لَوْ دُعِيتُ اِلَى مِثْلِهَا لَاَجَبْتُ اِلَيْهَا bugün böyle bir cemiyete davet edilsem mutlaka icabet ederdim diyecektir. Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde 40. Müslüman Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ve öncü kuşağın öncüsü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ilk Müslümandı. Her noktada öncü şahsiyet. Bilal-i Habeşi'yi azat eden Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın İslam tarihinde çok farklı özellikleri vardır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanı başında, mesela Bedir Harbi'nde müşriklere en yakın olan Peygamberimizdi. Peygamberimizin çadırının bekçisi Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ali radıyallahu anh sordu, en kahraman kimsin, kimdir? Dediler ki sensin ya Ali. Hayır dedi, benden de kahramanı Ebu Bekir'dir. Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere çok yakındı. Hiç kimse onun çadırının önünde, onun karargahın önünde nöbet tutmaya cesaret edemedi. Ben nöbet tutayım ya Resulallah dedi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ağlamadan namaz kıldığı görülmemişti. Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yusalli ve kâne لِجَوْفِهِ اَز۪يزٌ كَاَز۪يزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَى bir sahabi öyle diyor. Allah Resulüne geldim, namaz kılıyordu. Okuduğu Kur'an'ın etkisiyle ağladığı için sanki ateşte kaynayan bir tencerenin fokurdaması gibi göğsünden sesler geliyordu. Ve ondan sonra en çok ağlayan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. İslam tarihinden bilirsiniz. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son günlerinde Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın demişti. Ya Resulallah, babam çok duygusaldır. Çok duyguludur. O namaz kıldırdığı zaman birinci saftakiler bile onun tekbirini işitemez. Ağladığından dolayı onun tekbirlerini birinci saftakiler bile işitemez. Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin, Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın. Ya Resulallah, babam çok duygusal. Ya Resulallah, Ebu Bekir'in esif, çok duygusal, çok duyarlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri üçüncü defa tekrarlıyor. Ağlamadan namaz kılmayan bir başka şahsiyet Ebu Bekir Sıddık'tı. Her namazını gözyaşlarıyla eda eden. Ondan sonra hani bizim sert bildiğimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlamadan hiç namaz kılmazdı. Onlar Rablerinin huzuruna durduğu zaman bambaşka bir hal alıyorlardı. Gözyaşında zirve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. La terfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi.
seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ayeti gelince, eyvah dedi. Bu ayet benim hakkımda indi. Ben bir defa sesimi yükseltmiştim. İnen her ayeti kendi hakkında inmiş gibi kabul eden sahabi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Anlatıyoruz. Çıkarken Müslüman öyle diyor. Hocam aramızda böyleleri var diyor. Kendi üzerine almıyor. Söylenen hiçbir sözü kendisi için söylenmiş olarak kabul etmiyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh her sözü üzerine alıyor. Hucurat suresinin ilk ayetleri indiği zaman ağlayarak geldi. Ya Resulallah, bu ayetler benim hakkımda indi değil mi? Yani ben sesimi fazla yükselttim. Ve peygamberimize soru sorduğunda, her sorduğunda ya Ebu Bekir bir kez daha tekrar eder misin derdi. O kadar hafif sorardı ki sorduğu anlaşılmazdı. Ya Resulallah, çok hafif bir ses. Anlamadım. Bir defa daha tekrar eder misin? Sesini yükseltmemek için en düşük tonla konuşan peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla konuşurken en hafif sesle konuşan şahsiyet Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra işte müminlerin halifetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine en layık olan şahsiyet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat ettiğinde, ahirete irtihal ettiğinde, Cenab-ı Hakk'a kavuştuğunda Hazreti Ömer radıyallahu anh ölmedi diyordu. O ölmedi. Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum. İşte o durumda en dirayetli şahsiyet olarak Hazreti Ebu Bekir dedi ki وَاِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Ey Resulüm sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Uhud Savaşı esnasında inmişti bu ayet. Müslümanlar namazlarda okuyordu. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh herhalde o anda unutmuştu ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hatırlattı. Hazreti Ebu Bekir halife olarak seçildiğinde ilk konuşmayı Hazreti Ömer yaptı. Anlattı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bütün özelliklerini uzun uzun anlattı. Ve Hazreti Ebu Bekir'in ilk kelamı, içinizde en hayırlınız ben değilim. Ben Kur'an'a ve sünnete uyduğum müddetçe bana uyun. Bundan sonra ben haklıların yanındayım. Güçlülerin yanında değil diye başlamıştı. Aynı hutbeyi Hazreti Ömer ve diğerleri tekrar ettiler. Ben haklıların yanında olacağım, güçlülerin yanında olmayacağım. Ve İslam'ı en iyi, en güzel, en sade yaşayan şahsiyet olarak Hazreti Ebu Bekir Sıddık bizlere örnek gösterilmiştir. Efendimizin ahirete irtihalinden sonra Yemame'de dinden dönenler oldu. Yalancı peygamberler çıktı. Müseylimetül Kezzab ve diğerleri, El Esvedül Ansi ve diğerleri. Bir takım Müslümanlar da biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz dediler. O mutedil şahsiyet Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir anda değişivermişti. Ve şu ifadeyi kullandı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şu vallahi le ukatilenne men farraka beyne salati ve zekâ. Ben namazla zekatın arasını ayıran kimseyle yemin olsun ki savaşırım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayet-i kerimede namazla zekat birlikte zikredilmiş. فَاِنَّ الزَّكَاتَ حَقُّ الْمَالِ Zekat maldaki borcumuzdur. وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e zekat olarak verdikleri
bir keçi yavrusunu bile vermeseler, bu sebeple ben onlarla savaşırım demiştim. İlk itiraz eden Hazreti Ömer radıyallahu anh oldu. Ya Ebu Bekir, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen kimselere nasıl savaş açarsın? Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in oğlu hemen hadisi şerifi okudu. Ben insanlarla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye, namaz kılıncaya ve zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, Ebu Bekir'in kalbine genişlik, inşirah veren Rabbim ondan sonra benim kalbime de inşirah verdi. Peygamberimizin sağında Ebu Bekir Sıddık, solunda Hazreti Ömer radıyallahu anh. İslam'ı bize takdim ederken yaşantılarıyla, örnek şahsiyetleriyle en güzel şekilde bize örnek oldular. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e süt ikram edilmişti. Sağında 10 yaşında bir çocuk, solunda Ebu Bekir Sıddık vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz daima Ebu Bekir Sıddık'ı tercih ederdi. Çocuğa döndü, müsaade edersen dedi, ben bu sütü önce Ebu Bekir'e vermek istiyorum. Çocuk hayır dedi. Bir peygamber ikramda bulunacak, ben de başkasına ver diyeceğim. Hayır, önce bana vereceksin. El eymene fel eymen. Sağdan başlayıp sağdan devam edin hadisi şerifini bizzat peygamberimiz çocuktan izin alarak bu şekilde tatbik ediyordu. Önce çocuğa verdi. Çünkü çocuk da Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma ilk müfessir, peygamberimizin amcasının oğlu, fıkıh, hadis, tefsirde zirve şahsiyet Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma idi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını okuyan Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın her an onun yanı başında olduğunu görecektir. Hazreti Ali radıyallahu anh bir sahabi bir hadis naklettiğinde yemin eder misin derdi. Peygamberimizden duyduğuna yemin eder misin? Ya sahabi-i kiram hiç yalan söylememiş. Kur'an-ı Kerim naklinde ve hadis-i şerif naklinde hiç yalan söylememiş. Bilerek hiç hata işlememiştir. Hayretle karşılıyorlardı. Söyleyen peygamberimiz bu hassasiyetimi mazur gör. Yemin eder. Evet, yemin eder, kabul ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hadis nakledildiğinde hemen yakasına yapışırdı. Şahit getirmezsen acıtıncaya kadar döveceğim derdi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki herkesten yemin istedim. Ebu Bekir radıyallahu anh bir hadis naklettiğinde ondan yemin isteyemedim. Çünkü o sıddık. O yalan söylemez ki. Yani diğer sahabe-i kiram yalan söylemez. Onun yalan söylemesi mümkün değil. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yemin istemediği sadakatin zirvesi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Aradaki farka bakın. Hazreti Ebu Bekir Sıddık görmeden, duymadan o söyledir, o söylüyorsa, o söylemişse doğrudur diyor. Bugün Müslüman kalkıyor, Miracı inkar ediyor. Miraç efsanedir diyor. Miraç hakkındaki hadisleri tenkide, tahlile tabi tutuyor. Ve kendi kıt aklıyla Miraç hakkındaki o güzel, en sahih, en muteber hadis kitaplarındaki o hadisi şerifleri eleştiriye, tenkide tabi tutuyor. Bir tarafta Hazreti Ebu Bekir'in sıddıkiyeti, sadakati, bağlılığı, teslimiyeti, öbür tarafta ilim adına işlenen cinayetler. Rabbim hepimize hidayeti nasip eylesin. Hidayetten ayırmasın. Evet, Hazreti Ebu Bekir Sıddık
dinden dönenlere karşı, irtidat ehline karşı, yalancı peygamberlere karşı Halid bin Velid'in komutasındaki bir orduyu görevlendirmişti. Ve bu sebepledir ki 2002 yılında vefat eden Hindistan alimlerinin reisi Ebu'l-Hasan Ali en-Nedvi bir eser yazdı. Riddetün la Eba Bekir'in leha. Öyle bir dinden dönüş yaşıyoruz ki Ebu Bekir'lere muhtacız. Yani en ufak bir tavizde savaş açarım diyen, itidal ve en orta yolun temsilcisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, bugünkü şüpheciliği, bugünkü inkarcılığı, bugünkü İslam'a karşı cinayetleri görse acaba ne derdi? Ebu'l-Hasan Nedvi gibi riddetün la Eba Bekir'in leha. Bugün Ebu Bekirler bulunmayan bir irtidat, bir dinden dönüşe şahit oluyoruz. Bugün yeniden Mutezile hortluyor. Ne o Mutezile? Yeni Mutezile akımı var. Yani her şeyi kendi aklıyla çözmeye çalışan, Kur'an-ı Kerim ayetlerini birer birer inkar eden, ya siz Kur'an-ı Kerim'in tamamının Allah kelamı olduğuna mı inanıyorsunuz diyen tefsircilerimiz var. Siz Kur'an-ı Kerim'in tamamının Allah kelamı olduğuna mı inanıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır ama bir kısım ayetler tarihte kaldı diyen tefsircilerimiz var. Ya gerçekten biz bugün açık açık Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkara yeltenen, cüret eden insanları görüyoruz. Televizyonlarda, kürsülerde ve bir takım sempozyumlarda bunlara şahit oluyoruz. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın sadakati anlatılacağı yerde onu arkadaşlarını, sahabe-i kiramı küçük düşüren ifadelere rastlıyoruz. Evet, pazar sabahları bu dersler sahabe-i kirama tahsis edilmişse elbette yerindedir. Sahabe-i kiramı anlatmakla bitiremeyiz. Çünkü onlar yaşadılar. Yaşanılan olaylar ancak yaşanıldığı zaman anlatılır. Onlara benzeyen alimler, onlara benzeyen salihler, onlara benzeyen Allah'ın sevgili kulları, işte onların örnekliğini bize en güzel şekilde yaşamaya, yaşatmaya, tebliğ etmeye gayret etmişlerdir. Rabbim bu yolda yürümeyi nasip eylesin. Evet, her rekatta biz dua ediyoruz. Ya Rabbi, kendilerine ikram ettiğin, değer verdiğin, lütufta bulunduğun, lütufta bulunacağın o değerli şahsiyetlerin, Kur'an'ın ifadesiyle peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna ilet diyoruz. Arkasından da ne diyoruz? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Rabbi, gazaba uğrayan Yahudilerin ve sapıklığa düşen Hristiyanların yoluna bizi iletme diyoruz. Nerede? Her namazda, her rekatta, her fırsatta diyoruz. Amin diye noktalıyoruz. Ya Rabbi, kabul et diyoruz. Ve sonra ne yapıyoruz? Caminin dışına çıktığımız zaman Yahudinin, Hristiyanın anlayışı, düşüncesi, kriteri, yaşayışı, cenazesi, düğünü, toplantısı bizim için örnek oluyor. Bize çok yazık oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevenler, sevdiğini iddia edenler, Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar, Hazreti Aliler radiyallahu anhum ecmain, bu şahsiyetler bizim meclislerimizde değer ifade ederken bunların yolundan bir kırıntı bizde olması gerekmez mi? Ebubekir radiyallahu anh'ın tamamını veriyor. Hazreti Ömer radiyallahu anh yarısını veriyor. Hazreti Osman radiyallahu anh sahabenin en zengin şahsiyetlerinden ve kervanın tamamını veriyor. İnfak ederken cihada katkı olsun diye, cihada destek olsun diye her konuda bizim için örnek şahsiyetler var. Sevdiğimizi iddia ediyoruz ama hayatımıza yansıtma noktasında acemiyiz. Zayıfız,
İktedû billezeyni ba'di. Benden sonra şu iki kişiye uyun. Ebu Bekir'in ve Ömer. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tir tir titriyordu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hicrette. Aman peygamberimize bir şey olmasın diye. Sevir mağarasında. Bir mağara düşünün. 1,5 metre yüksekliğinde. 1,5 metre genişliğinde mağara. Bugün aynı Mekke'ye gidenler Sevir Dağı'nda mağarayı görenler biliyor. İki kişi bu mağarada 3 gün 3 gece hiç çıkmamak üzere kalıyor. Bunun adı hücre hapsidir. Sanki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın 12 yıllık çilesinden 3 gün 3 gece Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sıddık'a verilmiş. La tahzen innallaha ma'ana. Kur'an ifadesiyle bu olay ebedileştirilir. Üzülme, Allah bizimle beraberdir demişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu olayı Hazreti Ebubekir Sıddık anlatıyor. Bana Allah Resulü dedi ki: "Ma zannuke ya Ebu Bekir'in bisneyn Allahu salisuhuma." Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne diye endişe edersin? Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir tarihin en kutlu yolculuğunda hicrette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nice mucizelerine şahit olmuş bir şahsiyet. Rabbim makamını âli eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Hazreti Ebubekir olmak demek sadık olmak demektir. Hazreti Ebubekir gibi olmak. Hani şair diyor ki: "Teşebbehu ve in lem tekunu mislehum fe inne teşebbuha bil kirami felahu." Onlara benzemeye çalışınız. Onlar gibi olamasanız da. Onlar gibi olmanız mümkün olmasa da onlara benzemeye çalışın. Fe inne teşebbuha bil kirami felahu. Çünkü değerli şahsiyetlere benzemek kurtuluşa vesiledir. Sadakatte, sıdku sadakatte örneğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık olmalı. Cihatta örneğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık olmalı. Cesarette örneğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık olmalı. İnfakta örneğimiz, sadakada örneğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh olmalı. Göz yaşında, ibadette, her noktada örneğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık olmalı. Nasıl Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh arasında bir yarış varsa, okunan ayet-i kerimelerde hocamız okudu. Evet, yarışın diyor. Vesari'u vesabiku ayetler, yarışın. Ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. Yarışanlar, müsabaka yapanlar, yarışmak isteyenler Allah'ın rızasını kazanma uğrunda yarışsınlar. Ve fi zalike bu konuda Allah rızasını kazanma uğrunda felyetenafesil mutenafisun. Yarışmak isteyenler bu konuda yarışsınlar diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Onlar arasında muazzam bir yarış vardı. İşte bu yarışta birinci Hazreti Ebubekir Sıddık'tı. Rabbim cennete ziyaret etmeyi nasip eylesin. Enes bin Malik diyor ki: "Sahabi-i kiramı radıyallahu anhu anhum ecmain en çok sevindiren hadislerden biri neydi biliyor musunuz? El mer'u ma'amen ehabbe yevmel kıyame." Kişi kıyamet günü sevdikleriyle beraberdir. Ben diyor Allah'ı, Allah Resulü'nü, Allah Resulü'nün ashabını seviyorum ve cennette Allah Resulü ile ve ashabı ile beraber olacağım. Rabbim bizi bu sevgiyle haşretsin. Çocuklarımıza, nesillerimize bu sevgiyi nasip eylesin. Ya tarih boyunca nice mücadeleler yaşanmıştır diye anlatılır. Ya Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ismi, Hazreti Ömer'in ismi, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ve onun neslinin çocukları arasında görüyoruz. Onlar arasında bir ayrım yoktu. Sonradan bir takım ayrımlar çıktı. Ve bakıyoruz ki Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın çocuklarına bakın. Biri Ebu Bekir, biri Ömer, biri Osman. Yani aralarında herhangi bir ihtilaf yoktu. Bu ihtilafı körükleyenler, Müslümanlar arasının değişik gruplu isim vermeyeyim, değişik gruplar, taifeler, değişik fırkalar çıkaranlar, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer hakkında ileri geri konuşanlar kendilerine yazık ediyorlar. Abdülrezzak İbni Hemmam Es-San'aniye
siz diyor Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında bir takım yani aşırı övgü ifadeleri kullanıyorsunuz. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'e Hazreti Ömer'e biat ettiyse ben de biat ediyorum. Bir farklılık, herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil. Yanı başındaydı. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Demişler ki ya eskiler çok başarılıydı. Senin zamanında bu ihtilaflar niye çıktı? Demiş ki Peygamberimizin halifesi, en büyük yardımcısı sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık'tı. Ebubekir Sıddık'ın en büyük yardımcısı Ömer'di. Ömer'in en büyük yardımcısı Osman'dı. Osman'ın en büyük yardımcısı Ali'ydi. Sizler de benim yardımcımsınız. Kalite giderek düştüğü için bir takım olaylar meydana geliyor. Cenab-ı Hak bir idareciye hayır murad ederse ona hayırlı yardımcılar nasip eder. İdarecinin kendi başarısı değil, başarılarının çoğu hayırlı yardımcıları sebebiyledir. Evet, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sürekli Hazreti Ömer'le beraberdi. Her konuda. Sürekli Hazreti Osman'la Hazreti Ali ile beraberdi. Onlar hayatlarında gerçekten mükemmel bir hayat yaşadılar. Rabbim onları örnek almayı, yollarından gitmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir yarım saat içerisinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ancak bu kadar özetlenebilir. Saatlerce, günlerce onu anlatsak bitiremeyiz. Ciltler dolusu onun hayatını, özelliklerini, vasıflarını yazan alimler olmuş. Ve son cümle okuyuculara, gelecek nesillere ben ne kadar anlatsam o büyük şahsiyetlerin özelliklerini anlatmaya kelimelerim yetmez diye bitirmişlerdir. Bizim dilimiz, bizim üslubumuz, bizim Türkçemiz, bizim anlayışımız Hazreti Ebubekirleri anlayacak, idrak edecek seviyede, derecede değil. Ama seviyoruz. Rabbim bizleri bu sevgiyle, bu muhabbetle haşretsin. Bu sevgiyi cami dışındaki hayatımıza en güzel şekilde yansıtmayı bizlere nasip eylesin. Biz sahabe-i kiramı anarken radıyallahu anhu ifadesini kullanırız. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh diyor ki yazılmasa bile mutlaka okunması, mutlaka söylenmesi gerekir. Allah'ın kendilerinden razı olduğu kişiler nakledilirken hiç ayrım yapmadan hepsini sahabe-i kiramı biz radıyallahu anhu anhum ecmain diye anırız. Rabbim hepsinden razı olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bir cümleyle bitirmek istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki benim ashabımdan biri bir beldeye gidecek olursa ve orada vefat edecek olursa kıyamet gününde o belde halkının öncüsü, lideri, reisi olarak haşredilecektir. İstanbul'umuzda yüzlerce sahabi olduğu rivayet ediliyor. Ama en kesin olanı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari. Türkiye Müslümanlarının öncüsü, lideri. Öğrenciye soruyorum, ne zaman geldin? Hocam işte bir senedir İstanbul'dayım. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini ziyaret ettin? Hayır, ziyaret etmedim. Ne yazık. Nasıl bir Müslüman öğrenci İstanbul'a gelir de onu ziyaret etmez. İlk ziyaretimiz Ebu Eyyub el-Ensari olmalı. Sahabe-i kiramla olan bağlılığımız güçlenmeli, kuvvetlenmeli, her vesileyle örnekler nakledilmelidir. Her pazar sabahı farklı bir ağızdan, farklı bir dilden, farklı bir üslupla bir sahabeyi dinleyeceksiniz. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.